Türk dünyasının UNESCO'su olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Gagauzyeri TÜRKSOY'a gözlemci üye olarak katılmışlardır. TÜRKSOY kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır. TÜRKSOY'un çalışmaları kuruluşundan bu yana üye ülke devlet başkanlarının himayelerinde yürütülmüş ve takdirlerini kazanmıştır. TÜRKSOY'un faaliyetleri, Türk dili konuşan ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi tarafından belirlenir. Daimi Konseyi toplantılarında alınan kararlar, TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından icra edilir. Ressamlar buluşmaları, opera günleri, edebiyat kongreleri gibi geleneksel faaliyetleriyle TÜRKSOY, Türk dünyası bilim adamı ve sanatçılarının tecrübe alışverişlerine imkan sağlamaktadır. Türk dünyasının ortak geleneği olan Nevruz, TÜRKSOY'un çalışmaları sayesinde bütün insanlığa mal edilmiştir. UNESCO Genel Merkezi'nde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen tarihi kutlamaların yanı sıra, TÜRKSOY bugüne dek üye ülkelerinin dışında Almanya, Avusturya ve İngiltere'de baharın gelişi Nevruz'u binlerce sanatseverin katılımıyla coşkuyla kutlamıştır. Türk halklarının ortak geçmişini, dil, edebiyat, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alan pek çok bilimsel çalışmaya imza atan TÜRKSOY, ilan ettiği anma yılları, düzenlediği anma etkinlikleri ve yıl boyu farklı lehçe ve dillerde okuyucularla buluşturduğu eserlerle Türk dünyasının mümtaz şahsiyetlerinin bırakmış oldukları kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaktadır. Kendini sürekli geliştiren ve yeniliklere imza atan TÜRKSOY'un kültür hayatına katmış olduğu yeniliklerden biri de Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması olmuştur. Şehirlerimizin kültür ve sanat hayatına renk katan uygulama kapsamında 2012 yılında Kazakistan'ın renkli başkenti Astana, 2013 yılında Türkiye'nin modern yüzü Eskişehir, 2014 yılında Tataristan'ın tarihi şehri Kazan, 2015 yılında Türkmenistan'ın kadim şehri Merv, 2016 yılında Azerbaycan'ın doğa harikası Şeki, 2017 yılında ise Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşadığı topraklar olan Kazakistan'ın Türkistan şehri Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiştir. Altı ülkede seyirciyle buluşturulan Üzeyir Hacıbeyli'nin Ölümsüz Köroğlu Operası, Türkiye'de ilk kez opera repertuarına dahil edilen Mukan Tölebeyev'in Birjan ve Sara Operası, 9 ülkeden 200 sanatçının katılımıyla Amerikalı bir koro eşliğinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde icra edilen Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu, geçtiğimiz yıllarda TÜRKSOY'un gerçekleştirdiği özel projelerin bazılarıdır. Dünyanın farklı şehirlerinde vermiş oldukları konserlerle dinleyicileri kendilerine hayran bırakan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, Avrupa Koro Oyunları'nda 3 altın madalya kazanarak Türk dünyasının gurur kaynağı olan TÜRKSOY Gençlik Korosu ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılı vesilesiyle kurulan TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, TÜRKSOY'un klasik ve geleneksel müzik alanındaki başarılı çalışmalarından örneklerdir. Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, TÜRKSOY'un koordinasyon içerisinde çalıştığı kardeş örgütlerdir. TÜRKSOY ayrıca aynı ilke ve amaçları paylaştığı UNESCO ve İSESCO gibi uluslararası örgütlerin yanı sıra pek çok belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri gerçekleştirmektedir. TÜRKSOY Genel Sekreterliği Merkezi, Türk Dünyası Kültür Adamları ve Sanatçılarının buluşma noktasıdır. Türk dünyası kültür ve sanatının kalbi TÜRKSOY'da atmaktadır.